Değerli izleyenlerimiz, bugün bölgemizin en büyük geçim kaynaklarından birisi olan hayvancılık ile ilgili konuşacağız. Ödemiş İdeal Hayvan Beslenme Sistemlerindeyiz bugün ve bir çiftlik hayvanının nasıl beslenmesi gerektiğini az sonra uzmanlarından öğreneceğiz. Yaklaşık 13-14 senedir bu sektördeyiz. Ödemiş İdeal Hayvan Beslenme olarak da 2020'den beri Ödemiş Ovası'nda, Menderes Havzası'nda başta olmak üzere tüm Türkiye'de hizmet vermekteyiz. İşimiz tamamıyla katkı, vitamin, mineraller, mamalar üzerine. Bu şekilde büyük baş ve küçük baş işletmelerine yardımcı olmaktayız. Genelde sorun baş gösterdiğinde bizden yardım istiyorlar ama bu iş aslında sorun baş gösterdiğinde maddi kayıpları çok fazla oluyor. Sütten ve buzağı kayıplarından dolayı. Biz o yüzden hep diyoruz ki koruyucu hekimlik tarzında işletmelerinizde vitamin mineralleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Çünkü rasyon danışmanlığı ve çiftlik yönetiminde de yardımcı oluyoruz kendilerine. O yüzden de hiçbir zaman sorun çıkmadan önce bize başvurun diyoruz. Pek çok işletmemiz bu düzeni öğrendi ve herhangi bir yem ham maddesini değiştireceği zaman bize gelip ben bu ham maddeyi değiştireceğim, bunu kullanacağım, bunu kullanmak istemiyorum diye fikir beyan ediyorlar ve biz de buna istinaden bilgisayardaki programlar sayesinde kendilerine fikir vermekteyiz. Böylelikle daha doğru beslemeyle yüksek verimlere ulaşmaktalar. Genelde en büyük derdimiz toksin yükleri. Çünkü silaj ve benzeri ürünler, ıslak yem ham maddeleri kullandıklarında veya nemli diyelim, muhakkak içinde bir toksin yükü var. Bu toksin yükünden dolayı da hayvanlar toksine karşı aşırı duyarlılar. Çok hızlı şekilde verim kaybı yaşamaklar. Verim kaybı deyince insanların aklına aslında hemen süt verimi gelmekte ama döl verimi dediğimiz buzağı doğumları da aslında aralıklar uzamakta. Biz normalde 12 ayda bir doğum isterken 16-17 ay, 20 ay, 22 aya uzamakta. Bu da onlar için de aslında bir maddi kayıp. Çünkü buzağı doğmadan geçen her gün yenilen rasyon onlar için bir zarar aslında. O yüzden de biz hep şunu diyoruz, doğru yönetimle işletmenizin verimliliğinin karlılığını artırabilirsiniz. O yüzden de sonuçları görmekteler. Biz her zaman yönlendirme tarafındayız ve yönlendirmeyi doğru uygulayanlar sonucu almaktalar. Bizim ağırlığımız hep yem katkı üzerine olmakta. Özellikle toksin bağlayıcılar, tamponlayıcılar, canlı mayalar, inaktif mayalar, probiyotikler, buzağı mamaları, kuzu mamaları gibi katkı maddelerinin tek bir marka altında değil, değişik markalarda, değişik formülasyonlarda en az 2-3 çeşidi her zaman bizde mevcut olmakta. Bu sebeple aslında çeşitlilik anlamında bizden daha fazla çeşit olan bir yer bulmak zor. Çünkü her işletmenin kendine has bir bakım ve yem yeteneği var. O yüzden de her ürün her işletmeye uymuyor. Uymadığı için de farklı ürünler gerekmekte. Farklı formülasyonlarda. O yüzden çeşitliliğimiz fazla. Genetik hastalıklar hariç tamamıyla beslemeye bağlı hastalıklardır bunlar. Zaten genetik hastalıkların pek çoğu eradike edilmiştir. Hep beslemeyle ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkmakta. Besleme de aslında doğumdan önce ve doğumdan sonra ikiye ayırmakta fayda var. Tüm işletmelerde bir kuru dönem padoğu, fresh dönem padoğu ve doğum padoğu olmasını tavsiye etmekteyiz. Çünkü her dönemin farklı beslemesi olmakta. Doğuma yaklaşmış bir hayvana yüksek enerjiyle bir rasyon yedirdiğinizde hayvan yağlanmakta. Bu da doğumla birlikte ketosis hastalığını şekillendirmekte. O yüzden de besleme tüm hastalıkların temeli. Hatta şöyle bir mottomuz var. Doğumdan sonraki hastalıkların temeli doğumdan önceki 20 günde saklıdır. O yüzden de doğumdan önceki 20 günü gerçekten iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani kurunun ikinci dönemini iyi yönetirsek doğumdan sonraki hastalıkları minimuma indiriyoruz. Ve süt veriminde maksimum düzeyi çıkartabiliyoruz. Asidoz ve ketosis de bizim en çok gördüğümüz hastalıklardan ikisidir. Ketosizde özellikle hayvanın doğumla birlikte işkembenin yeterli hızda büyüyememesinden dolayı vücudundaki yağları yakmasıyla meydana gelmekte. Böylelikle vücudundaki yağların içindeki keton tanecikleri karaciğere gelmekte ve ketosis hastalığı meydana gelmekte. Ketosizle birlikte sekonder hastalıklar da çıkmaya başlıyor. Özellikle de eğer
Asidozu da şekillendirdiyseniz eğer, ketosis ve asidozla birlikte hayvanınızın yaklaşık 6 aylık bir verim dönemini kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden de doğumla birlikte işte propilen glikol veya bypass yağ gibi yüksek enerjili ürünler kullandırarak hayvanın yağlarının erimesini yavaşlatıyoruz. Durduramıyoruz ama yavaşlatıyoruz. Böylelikle hem döl verimine, bir sonraki gebe kalma dönemine hazırlık olmuş oluyor. Hem de süt verimini düşürmeden hızlı pike çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ayak tırnak rahatsızlıkları da bizim için çok önemli. Hatta dünyada mastitis ve üremeden sonra üçüncü en çok masraf yapılan hastalıktır ayak tırnak problemleri. Bu da genellikle işletmelerdeki uygun olmayan koşullar, yerlerin beton olması veya sürekli ıslak olmasından dolayı tırnağın keratin yapısının yumuşamasından kaynaklanmakta. Bu tip rahatsızlıkları önlemenin tek bir yolu var. Katkılar kullanarak hayvanın vücudundan eksilttiği mineralleri, vitaminleri tamamlamakla düzeltiyoruz. Aslında çiftlik yönetimi zor. Şimdi 150 bin liralık bir ineğiniz var ortalama diyelim ve en az 100 tane var. Siz oraya 10 milyon 15 milyon lira gibi bir parayı sırf ineğe bağlamışsınız. 5-6 milyon lira yem ve diğerlerine bağlamışsınız. Traktöre, ekipmana bağlamışsınız. Oraya 50-60 milyon liralık bir yatırım yapmışsınız ve eğitim seviyesi nispeten düşük bir kişiye bu inekleri emanet ediyorsunuz. Bundan sonra da zaten bütün dertleriniz başlıyor. Tüm işletmelerde aslında bir veteriner hekim ve ziraat mühendisi veya zootehnist kontrolünde işletmeyi yönetirlerse aslında daha yüksek katma değer elde edebilirler işletmelerimiz. Bu da yıldan yıla artık ödemişte yaygınlaşmaya başladı. O yüzden işletmelerde kesinlikle bir teknik destek alınmasını tavsiye etmekteyiz biz. TMR kısaltmasıyla Total Mixed Ration dediğimiz İngilizce toplam rasyon. Burada gözüken işte bir çiftlikte, bir öğünde veya bir günde yenilen yem ham maddeleri ve miktarları yazılarak formülize ediliyor ve hayvanın ihtiyacı doğrultusunda işte ne kadar işi bir protein var toplam karışımda, ne kadar nişasta var. Özellikle 22'nin üzerinde, %22'nin üzerinde bir nişasta arzu etmekteyiz. İşte yaklaşık 16 ile 18 arası bir ham protein istemekteyiz. Ham yağımızın 3.8'in üzerinde olmasını tercih etmekteyiz. Bunun gibi değerlere bakarak biz rasyonumuzu formülize ediyoruz. Mesela bu yaptığımız karışımda proteinden ve enerjiden gelen süt miktarları burada yazmakta ve işletmenin de verdiği süt verimi burada gözükmekte. Böylelikle biz istediğimiz şekilde rasyonda yem ham maddelerini değiştirerek hem optimum maliyetle yüksek verime ulaşmaya sağlamaktayız. O yüzden biz burada yedirdiğimiz yem ham maddelerinin fiyatlarını da yazarak yapılan rasyonun kaç liraya mal olduğu ve toplam aldığımız sütün ne kadar ciro yaparak bize ne kadar karlılık sağladığını görmekteyiz. Biz bu işletmede işte yaklaşık 33-34 litrelik bir karışımla 32 litreyi elde etmekteyiz. Tabii bunu aslında bütün yıl boyunca elde etmekteye çalışmaktayız. Yani kısa bir dönem 30-32-35-40-50 almaktansa yıl boyu 305 gün olarak hesaplamaktayız. Yıl boyunca aynı ortalamayı yakalamayı hedeflemekteyiz. Tabii bu ki ortalama litreyi yakalarken hayvanın gebe kalmasını da sağlamalıyız. Çünkü biz yüksek süt veriminde ineklerin daha zor gebe kaldığını biliyoruz. Ama doğru bir protokolle tohumlama da yapılıyorsa eğer hayvanın istediğimiz zamanda gebe kalmasını sağlamaktayız. Rasyonla birlikte biz katkılara çok önem vermekteyiz. İnsanda da olduğu gibi hayvanda da karaciğer aslında vücudun merkezi laboratuvarı olarak düşünmekteyiz. O yüzden biz tüm yem ham maddelerini hayvana yedirdiğimizde karaciğerde metabolize olmakta ve karaciğere bir yorgunluk vermekte, toksikasyon vermekte. Bunu minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Hiçbir zaman sıfırlama şansımız yok. O yüzden de minimuma indirirken kaliteli
yem katkıları kullanmalıyız. O yüzden de işte agromotepooreze gibi, vitamin süt gibi, toksimot plus gibi değişik ürünler kullanarak yıl boyu özellikle kışın çok fazla sıkıntımız olmuyor ama yaz sıcaklarında gerçekten sıkıntılarımız meydana gelmekte. Karaciğerle ilgili bitkisel ekstratlarla birlikte kaliteli mayalarla karaciğer ve işkembeyi senkronize ederek daha iyi çalışmalarını sağlamaktayız. Aslında ineklerde vitaminin dışında minerale ihtiyaç daha çok duyulmakta. Çünkü vitamini bir şekilde güneşten, yediklerinden veya yaptığımız enjeksiyonlarla hayvana verebilmekteyiz. Ama mineralleri sadece yediklerinden almak zorunda veya sudan almak zorunda. Bu da hayvanda bir yeterli ihtiyacını karşılamamakta. Biz o yüzden dışarıdan mineralleri hayvana takviye etmekteyiz. Ve her yediğinden hayvana muhakkak bir toksin yükü gelmekte. Biz bu toksin yükünü minimuma indirmek için, karaciğerdeki baskıyı azaltmak için kaliteli toksin bağlayıcılar kullanmaktayız. Bu toksin bağlayıcıların içinde kil bazlı olanlar var, işte karbon bazlı olanlar var. Biz özel formülasyonlarla öyle bir denge tutturuyoruz ki karaciğere minimum yük vermekteyiz. Ama o minimum yükü de bitkisel ekstratlarla iyice azaltmaktayız. Yazın ayrıca işte bufferlar ve diğer mayalarla da hayvanı rahatlatmaktayız. Aslında en büyük derdimiz bizim hayvanın işkembesini doğru yönetebilmek. Çünkü işkembenin içinde milyarlarca bakteri var. Biz aslında ineği beslemiyoruz. Biz aslında oradaki bakteriyi besliyoruz. Orada bir bakterinin, mesela amilazı sindiren bakterinin veya selülozu sindiren bakterinin sayısının azalması hayvanda direkt ishale sebep olmakta. Aslında sayı derken de milyarlarca bakteriden bahsetmekteyiz. O yüzden de mayaları düzenli kullanarak işkembedeki bakteriyi yoğun seviyede tutmaya çalışıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, eğer sizler de hayvanlarınızın verimini en üst seviyeye çıkarmak isterseniz Ödemiş İdeal Hayvan Beslenme Sistemleri ile birlikte çalışabilirsiniz. Ödemiş'te Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi Ovakent yolu üzeri sanayi girişinin tam karşısındalar. Tüm hayvancıları ve tüm üreticileri bekliyorlar.